Herkese merhaba. Bu haftanın en önemli gündem konusu sizlerin de bildiğiniz gibi HDP'ye karşı kapatma davasının açılmış olmasıydı. Peki ana muhalefet lideri HDP'ye açılan kapatma davasını nasıl karşıladı? Kendi sözlerinden alıntılıyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Demiş ki, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Güzel. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Ne kadar medeni. Demokrasiyi savunmak, insan haklarını savunmak demektir. Özgürlüğü savunmak demektir. Can ve mal güvenliğini sağlamak insana saygı demektir. Peki Sayın Kılıçdaroğlu, demokrasiyi savunmak, insan hakları, özgürlükler, can ve mal güvenliği. Acaba bu saydıklarınızın içerisine şunlar tam olarak nasıl oturuyor? Mesela PKK'nın kuryeliğini yaptığı ortaya çıkan, PKK için silah taşıdığı, kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan HDP'li Faysal Sarı Yıldız, sizin bu kurduğunuz ütopik cümlelerin neresinde yer alıyor? Ya da yakalanan PKK militanının telefonunu polise belli etmeden onun cebinden aşıran ve delil karartan HDP'li milletvekili Nuran İmir. Bu dediklerinizin acaba neresine oturtacağız, nasıl anlayacağız? Devam edelim. Meclis komisyonunu Bijiserok Apo sloganlarıyla ve PKK marşlarıyla terk eden HDP'li vekiller. Bu dediğiniz insan haklarına saygı, can ve mal özgürlüğünü sağlamak ideallerinin neresine oturuyor? Yine aynı şekilde milleti sırtını PKK'ya dayayarak tehdit eden... Biz sırtımızı Rojava'ya yaslıyoruz. Biz sırtımızı Kobani'ye yaslıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. PKK'nın aslında bir gül bahçesi vaat ettiğini söyleyen HDP'li milletvekili Abdullah Zeydan, bu saydığınız ideallerin hangisini temsil ediyor? PKK, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış bir barış ve halk hareketidir. Kürt halkının gücünü test etmek isteyenlere buradan bir çağrı yapmak istiyoruz. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Peki Ankara'da gerçekleşen terör saldırısında 29 canımızı kaybetmiştik. O terör saldırısının faili PKK'lı teröristin cenazesine giden 3 HDP'li milletvekili, bu saydığınız ideallerin neresinde yer alıyor? PKK'lı teröristlerin cenazesine giden bir sürü milletvekili sayarım HDP'li de, daha önemlisi bir zamanlar onların başında olan tutuklu, hani o neden tutuklu bilmiyoruz, aslında bir an önce serbest bırakılmalı dediğiniz Selahattin Demirtaş'ın şu sözlerini hatırlayın. Bizim bir milletvekilimiz bir PKK'linin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Cenazeye gitti, taziye, seçmenimiz bizim o ya. Bize oy veren insan, bize güvenen insan evladını yitirmiş çatışmada. Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda, havuz medyasında işte milletvekili PKK'li terörist cenazesinde. Ya ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım. Cenazesine de gideceksin, taziyesine de. Demirtaş, PKK'lı cenazesine gitmeyen milletvekiline soruşturma açacağını söylüyor. Bu Demirtaş sizce neden hapis yatıyor? Ya da sizce bu Demirtaş tam da bu saydığınız can ve mal özgürlüğünü koruma, ifade özgürlüğünü koruma, insan haklarına saygı ideallerinin neresinde kendine yer bulabilir? Soruları çoğaltabilirim ama burada gözümüzün önünde yine bir mizansen oynanıyor. PKK ile ilişkisi onlarca örnek sıralayabilirim. Bu örneklerde gayet açık ve net bir biçimde ortada olan ve bunu saklama gereği de duymayan HDP'li vekilleri ve bir parti olarak HDP'yi aklamak, işte ifade özgürlüğü, insan hakları, can ve mal güvenliği gibi sözlerle tam da HDP'nin bugüne kadar hiçe saydığını her fırsatta bizlere her gün tekrar kanıtladığı biçimde ortadayken, gözlerimizin önündeyken ne hakla bu önemli idealleri kendinize perde yapıp perde arkasında terör örgütleriyle iş tutuyorsunuz? Ülkenin ana muhalefetinin gelmesi gereken nokta gerçekten bu muydu? Bunu siz izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Tabii burada şunu da hatırlatmazsak olmaz. Özellikle İstanbul seçimlerinde ve diğer başka bazı büyükşehir seçimlerinde HDP'nin çok açık ve net bir ittifakı vardı CHP ile ve dolayısıyla İyi Parti ile. Ve bu ittifak sayesinde adayları seçtirince örneğin Pervin Buldan, biliyorsunuz kendisi HDP'nin eş başkanı, bunu bizim başarımız olarak nitelendirmişti ve hatta Kürdistani partilerin başarısı da demişti. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'la birlikte fidan dikmesi, yine aynı Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'la Meral Akşener'i aynı cümle içerisinde anması, İyi Partililer buna öfke kusarken Meral Akşener'in ifade özgürlüğüdür, olabilir diye geçiştirmesi, bunlar tesadüf değil. İşte biraz önce bahsettiğim o mizansenin birer parçası. CHP'lilerin en çok izlediği kanalların başında gelen bir kanal var, Halk TV. Orada aslında ağızdaki baklayı en net ortaya çıkaran kişi Ayşenur Arslan olmuş. Hatırlatacağım size, Ayşenur Arslan bakın HDP-PKK ilişkisini nasıl övmüştü, hatta CHP'nin bir PKK'sı olmamasından nasıl yakınmıştı? CHP'nin diyelim ki iktidara gelememesi her şeye rağmen bizim umudumuzu da yitirmemize yol açmamalı. Çünkü artık CHP de öğrenmeli ki yanı sıra demokrasi dediğimiz şey sadece ve sadece sandıktan geçmiyor. Bugün Kürt siyasi hareketi nasıl koskoca işte bilmem %40 küsurla gelmiş AKP iktidarını masaya oturtup böyle bilek güreşine tutuyor. Arkasında silahlı bir mücadele var. Lazım. Hayır, arkasında silahlı bir mücadele var ve onun getirdiği bir gözdağı var. CHP'nin bir PKK'sı olmadığından yakındıkları için olsa gerek, HDP'nin PKK'sını birlikte paylaştılar ve bunu Millet İttifakı'nın içine yedirdiler. Bu ittifak gözlerimizin önünde oldu. İyi Parti ben bakmıyorum siz ne yapıyorsanız yapın minvalinde takılsa da aslında sonuç itibariyle HDP'nin içinde olduğu, işte gizli anayasa çalışmalarının birlikte yapıldığı bir durum söz konusu. Üstelik şunun farkındasınız değil mi? Ayşenur Arslan'ın gözdağı vermekle kastettiği şey Güven Park'ta ölen bizleriz. Vodafone saldırısında ölen bizleriz. Sultanahmet saldırısında ölen bizleriz. Yani bizim insanımızın PKK tarafından öldürülmesini AK Parti'ye yapılan meşru bir gözdağı olarak tanımlıyorlar. Şimdi gelelim megricilere. Çözüm süreci olduğu için bu haldeyiz ya da işte çözüm sürecini gerçekleştirenler bizi asla eleştiremezler vesaire. Bakın çözüm sürecinin ç'si yokken ben çözüm sürecini savunmuş bir insanım. Bunu da çok net söylüyorum. Akil insanlar üyesiydim. Bununla da gurur duyuyorum. Bizi şehit anneleri namazlarda dua ediyorum. İnşallah bu mesele çözüme kavuşur diye karşıladı. Şehit babaları sizin yaptığınız da bir vatani görevdir diyerek hala tüylerim diken diken böyle bir süreç yaşadık biz. Yani milletimizin gerçekten çok büyük bir yüce gönüllülükle Erdoğan'ın da hiç zorunda olmamasına rağmen. Çünkü siyasi kariyerinin en yüksek oyunu 2011'de aldı Erdoğan. %51 oyu aldı. Olduğu gibi taşın altına koydu. Ülkenin en çetrefil meselesine bu siyasi tırnak içinde sermayesini diyelim yatırdı. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk demişti. Gerçekten yaptığı da buydu. Fakat çözüm süreci olur olmaz 2 ay içerisinde Gezi kalkışması patlak verdi. Gezi kalkışması elbette Amerika'nın desteklediği bir kalkışmaydı. Avrupa'nın desteklediği bir kalkışmaydı. Ve PKK çekilmeye başladıktan 2 hafta sonra Gezi kalkışması başladı. Gezi kalkışması başladıktan sonra da PKK çekilmeyi yavaş yavaş kesti ve en son Eylül ayında zaten çekilmeler durdu. Dolayısıyla milletimiz yüce gönüllülüğünü ortaya koydu. Çözüm sürecinde Erdoğan ve AK Parti gerçekten hiç zorunda olmamasına rağmen bu mesele bizim içimizde çözülsün, artık dış ülkelerin maşası olmasın diye bir emek sarf etti. Fakat PKK köpekliğini yaptı. Dolayısıyla devlet de kurtluğunu gösterdi. Devlet silah bırakın dedi. Onlar da bırakmıyoruz dediler. O zaman silahlarınızla gömeceğiz dedi. Şu an yaşadığımız süreç budur. Silahlarıyla gömülme sürecini yaşıyoruz. HDP de o silahların gölgesinde var olabilecek, var olmak için kendisini ortaya atan ve sadece bunun için çaba gösteren bir parti olduğu için kapatılmayı ve şu anda biraz önce saydığım isimler başta olmak üzere siyasi yasaklı olmayı hak eden bir siyasi oluşum. Şunu da hatırlamak lazım. HDP'ye bu kadar kol kanat gelen CHP, AK Parti'ye laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak suçuyla 2008'de kapatma davası açıldığında şeriatın kestiği parmak acımaz demiş bir partidir. Dolayısıyla CHP'nin bu şövalyevari tırnak içinde demokrasi savunusunu biraz da bu hafıza gözlüğünden okumak gerekiyor diye düşünüyorum. İspanya'dan örnek vereceğim size. Çünkü işte Avrupa Birliği HDP'nin kapatılması davasına çok tepkili. ABD'den hemen daha ilk saniyesinde tepkiler yağıyor vesaire. Avrupa Birliği genelde terör ihraç eden ülkelerden müteşekkil olduğu için kendi içinde çok terör sorunu yok Avrupa'nın, biliyorsunuz. Fakat ETA diye bir terör örgütü var İspanya Bask bölgesinde. ETA'nın siyasi kanadı da Herri Batasuna isimli parti. Herri Batasuna %15 ile 18 arası oy alan bir parti. Fakat Batasuna'ya karşı İspanyol Yüksek Mahkemesi yargıcı dava açıyor. Baltasar Garzon dava açıyor ve bu davada Batasuna'nın kapatılması gerektiğini, tezini savunuyor. İddianamede yer alan 23 maddeye bakıyorsunuz. Size biraz sayayım. ETA'yı terörist olarak nitelememesi, siyasi tutukluları partiden aday göstermeye çalışması, sözcüsünün, bakın sözcüsünün yasal olan ya da olmayan her yoldan mücadelemizi sürdüreceğiz gibi cümleler kurması ve işte bazı afişlerinde terörizmin desteklenmesi gibi 23 madde. Bu 23 maddeyi 10 ile çarpın, 100 ile çarpın, yine HDP'nin yaptığına erişemez. Ama burada önemli olan şu: Batasuna İspanyol yargısı tarafından kapatıldı ve AİHM'e gitti. Batasuna şikayet etti bu kararı ve AİHM oy birliğiyle, dikkatinizi çekiyorum, oy birliğiyle bu kararın haklı bir karar olduğunu kayda geçirdi. Yani Avrupa Birliği kendi içerisindeki bir terör meselesi söz konusuysa tamamen göz açtırmamak, tamamen sıfır tolerans politikasıyla yaklaşıyor. Fakat Batasuna'dan kat be kat açık bir biçimde, yani artık terörü övmeyi falan geçtik, yardım ve yataklıktan bahsediyoruz. Kaçak PKK'lılar işte Murat Sarısaç gibi HDP'li vekillerin araçlarında yakalanıyor. PKK'ya silah kuryeliği yapan HDP'li vekil Faysal Sarı Yıldız, Nuran İmir gibi PKK'nın telefonunu alıp polisten saklamaya çalışan, delil karartan HDP'li vekiller var. Ya, tüm bunlar ortadayken hala da bizim ana muhalefetimiz işte insan hakları, demokrasiye saygı, siyaset yapma hakkı, şu bu. Siyaset yapma hakkı demişken şunu da hatırlatayım size. İşte o megricilerin ikide bir çözüm süreci üzerinden, yani 8 yıl önceki bir mesele üzerinden AK Parti'yi suçlamaları noktasında da bunu hatırlatıyorum. AK Parti'nin PKK tarafından öldürülen 37 yöneticisi ve üyesi var. Var mı Türkiye'de başka bir örneği? Neden mesela diğer partilerle PKK bu kadar tehdit unsuru görmüyor da AK Parti'de görüyor? Çünkü açın seçim haritasını bakın. PKK'nın varlığının karşısındaki bu ülkenin birleştirici tek gücü halen ve sadece AK Parti. Dolayısıyla tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurmadan sadece işte megri işte habur diyerek günümüzü görmezseniz, günümüze gözlerinizi kaparsanız, 3 maymunu oynarsanız, o zaman ülkenin gerçekten birliğiyle, dirliğiyle alakalı bir sorununuz olduğunu düşünmeye de hakkımız olur. Ez cümle şunu söyleyelim. HDP'yi demokrasi adına savunanlar sadece meşru siyaseti değil, aynı zamanda demokrasi kelimesini de kirletiyorlar. Buna izin vermeyelim. Kitabın ortasından konuştuğumuz videolarda buluşmak üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşunu tıklamayı unutmayınız. Görüşmek üzere.